Merhaba arkadaşlar, otoklinik olarak bugün sizlere Grang sensörü arızası makineye bağlanmadan nasıl kontrol edilir, Grang sensörü sağlamlık testi nasıl olur, bununla alakalı olacak arkadaşlar. İlk önce Grang sensörünün yerini ve görevlerini ve arıza tiplerini anlatmak isterim size. Eğer ki arıza tiplerini, görevini ve yerini bilirseniz bu konuda hakkında daha bilgili olursunuz. Grang sensörü ya da volant sensörü olarak bilinen bu parça, Grang millinin motorun hareketine göre silindirlerin konumunun belirlenmesini ve bu bilgilerin araç motor kontrol ünitesi olan EKU'ya bildirilmesini sağlar. Grang sensörü hemen volant dişlisinin yani işlisinin üstünde bulunur. Şu kablolu gördüğünüz parça Grang sensörü olarak bilinmektedir. Soketi de hemen buraya gelmektedir. Bu da Grang sensörünün soketidir. Bak gördüğünüz gibi kablo ile direkt oraya uzanmaktadır. Grang sensörü arızalı arasında en çok bilinenleri ise araç marş basar ama çalışmaz. Araç normal çalışıyorken yani giderken birden çalışmamaya başlar. Seyir halinde giderken aracın stop etmesine sebebiyet verir. Aracın devirlenmesinde sıkıntılar yaşayabilir. Mesela araç ısınınca çalışmaz, soğuyunca çalışır veya soğuyunca çalışmaz, ısınınca çalışır. Bu tarz Grang sensörünün bu tarz arıza belirtileri bulunmaktadır. Aracınız da giderken araç birden stop etti. Aracınızın Grang sensörünün arızalandığını düşünüyorsunuz. Bu durumda ne yapmanız gerekmekte? Size bunu aktaracağım arkadaşlar. Grang sensörü sağlamlık testi ya da kontrolü diyelim. Grang sensörün makinesiz kontrolü. Eğer ki imkanınız varsa ilk önce makineyle kontrol edin. Ama şunu da bilmenizi isterim. Grang sensörü bazen makinede arıza belirtisi vermez. Arıza kodu yakmaz. Arıza ışığı yakmaz. Bu durum hayalet arıza olarak sanayi dilinde bilinmektedir. Eğer ki Grang sensörünün arızalandığını düşünüyorsanız, eğer yapmanız gereken araç çalışmıyorken buji kablosunu yerinden çıkartın. Buji kablosunu çıkarttınız. Buji kablosunun içinde bir demir vardır. Yani buji kablosunun kafası diyeyim size. Yani bujiye geçen. Onu dışarı doğru çıkartın. Birisi aracın marşına geçsin. Yani kontağına geçsin. Aracı çalıştırmaya çalışsın. Yani marş bassın. Bu demiri bujiye doğru yaklaştırdığınızda arada bir kıvılcım olması gerekiyor. Ateşleme yani bir kıvılcım. Eğer ki bu kıvılcım yoksa aracınızın Grang sensörü arızalanmış olabilme ihtimali %90'lardadır arkadaşlar. Eğer ki böyle bir durum yaşıyorsanız Grang sensörünün soketini ve Grang sensörünü kontrol etmenizi tavsiye ederim. Tekrar anlatmak gerekirse buji kablosunu çıkartıyoruz. Buji kablosunun içindeki demiri biri marşa basarken bujinin kafasına yaklaştırıyoruz. Arada bir kıvılcım olması gerekiyor. Bu kıvılcım yoksa Grang sensörünüz arızalanmış demektir. Ya da bu buji arızalıdır ya da bobin. Bunu nasıl öğreneceğiz? Bu bujilerin hepsini tek tek gezdiğinizde eğer ki hiçbirinde bu ateşleme yoksa Grang sensörü arızalıdır. Eğer ki birinde ateşleme yok, birinde varsa buji ya da bobin arızalıdır arkadaşlar. Bunu da bu şekilde öğrenebilirsiniz. Bu konuda sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Her türlü soruyu açığım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.